Herkese merhabalar. Ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım. Bugünkü videomda bu krem bana akne yapıyor mu sorusunun cevabını vereceğim. Bir sürü krem kullanıyoruz, serum kullanıyoruz. Bazı kişiler bırakıyor, bende akne yaptı. Ama kusturma diye de bir şey var halk arasında. Kusturma olarak bilinen, işte İngilizce'de purge olarak geçiren o atma, boşaltma dönemini mi yapıyor acaba? Yoksa bana kötü geldi, bende akne mi yapıyor? İritasyona bağlı sivilce mi çıkartıyor? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunların farkı nedir? Onu anlatacağım bu videoda. Evet, öncelikle kusmayla başlayalım. Hangi kremler kusma yapar? Aslında hepimiz az çok biliyoruz bu konuyu. Asitler yapıyor, retinoidler yapıyor bu kusma dediğimiz durum. En çok ama kusmasıyla yani purge, boşaltmayla ünlü olan kremler retinoidler aslında. Retinoidler çünkü güçlü eksfolyanlar. Cilt dinleme hızını arttırdıkları için yine derinin altındaki o işte kapalı komedonları, akneleri oluşacak sivilceleri ve iritasyonu da ilk 2-3 hafta çok yaptığı için daha bu atma, kusma dediğimiz şeyi yapan ürünler. Neler bu retinoidler? En sık kusma yapan retinoidler aslında dermatologların reçete ettikleri. Bu adapalen içeren, diferin, retinoik asit içeren akneriz veya tazoraten içeren zorente gibi yine tiretronin içeren tirekrem, tiretin krem veya retinoidli kombinasyon, antibiyotik kombinasyonu olan kremler 2-3 hafta bu atma durumunu, kusma durumunu yapabilir. Bunların etkileri aslında kullanıldığı 2-3 haftadan sonra yavaş yavaş başlar. Hatta retinoidlerin tam etki göstermesi yine azaleik asitli ürünler için de böyle. Skinören, Finas veya Azelderm gibi dermatolojinin reçete ettiği ürünler, eczanelerde bulunan ürünler. Bunların da etkileri yine 3. aydan sonra başlıyor. O yüzden düzenli kullanmak gerekiyor. İşte bunlar yapabiliyor. Yine bu dönemi kolay atlatmak için bu kusma boşaltma dönemi veya ilk kullanıldığı zaman yine retinoidlerde, azaleik asitlerde yanma, batma, kızarıklık, soyulma yapabiliyor. Bu dönemi kolay atlatmak için başlarken işte bir bezelye tanesini geçmeyin diyoruz. Göz çevresine, ağız çevresine getirmeden 2-3 günde bir başlanabilir diyoruz. Veya hiç tolere edemiyorsanız altına nemlendirici sürüp üstüne retinoid sürüp üstüne tekrar nemlendirici sürebilirsiniz diyoruz. Buna sandviç tekniği deniyor. Veya sürüp 15 dakika sonra yıkanabilir deniyor. Ama nihayetinde tabii ki bizim hem retinoidlerde hem azaleik asitlerde amacımız her gece düzenli kullanabilmek ve böylece etkilerini gözlemleyebilmek ve etkilerini görebilmek. Tabii ki bunun dışında başka asitlerle bu kusturmayı yapabilir. Yine AHA'lar, glikolik asit, laktik asit ve BHA'lar, salisilik asit ve diğer hafif asitler dahil bu kusturma dönemini eksfolyasyona bağlı yapabilir. Ama bu dönem 1-2-3 hafta sürmesi bekleniyor. Yani aylarca sürmemeli. İşte ben görüyorum bazen yorumlarda, hocam 3 aydır kullanıyorum hala akne çıkışım devam ediyor diye. Bu ya akneleri kesmeye yeterli gelmiyordur, bir medikal tedavi arayışına girmeniz gerekiyordur dermatologla birlikte, ya da bir krem, serum sizi irite ediyor olabilir. Ne demek irite? Derinin tahrişine bağlı akne, folikülit gibi problemlerin çıkışını hızlandırıyor olabilir. İşte burada da ürün değiştirmek gerekiyor. Yine dermatologlardan yardım alabilirsiniz. Ürünü kesmeyi deneyebilirsiniz ve cildinizi gözlemleyebilirsiniz bu durumda da. Bu eksfolyan asitler ve retinoidler dışındaki ürünlerden veya azaleik asit aslında diğer ürünlerin bir nemlendiricinin kusturma yapmasını aslında beklemiyoruz. Yine bir yıkama jelinin, asitsiz bir yıkama jelinin kusturma yapmasını beklemiyoruz. Bunun dışında ne yine iritasyonu artırabilir? Hani arada kalabileceğiniz şeyler. Mesela çok asit kullanıyorsanız acaba asitlere bağlı bir kusma döneminde miyim? Yoksa çok asit kullandığım için iritasyona bağlı mı cildim daha kötü oldu diye anlamayabilirsiniz. Güçlü retinoik asitler kullanan hastalar için de özellikle önerim beraberinde kullanacağımız ajanları hassas seçmeniz. Gentle cleanser, yani hassas temizleyiciler, asit içermeyen temizleyiciler, tonik bu dönemde önermem mesela, bunları deniyorsanız. Çünkü tonikler hem kurutur hem birçoğu asitli tonikler. Onun dışında nemlendiriciniz de yine asit içermeyen, hassas ciltler için olan nemlendiriciler, ince nemlendiriciler, tabii ki yağlı ve akne yemeyeliyse cildiniz. Bunlardan seçmeniz hem kremi daha kolay tolere etmenizi sağlar hem de bu yan etkilerini daha az görmenizi sağlar. O yüzden özellikle retinoidlerin üstüne akşamları bir nemlendirici sürmek ve sabahları hassas ciltler için olan yıkama jellerini kullanmak daha kolay kullanmanızı ve kusma dönemini daha rahat atlatmanızı sağlayacak. Şart mı böyle bir şey yapması? Ben de öyle görüyorum. Hocam bende yanma, batma, soyulma, kusma yapmadı. Acaba bende bu krem işe yaramıyor mu diye. Hayır, şart değil tabii ki. Ne kadar güzel. Devam edin kullanmaya. 3. ayın sonunda etkisi olup olmadığını daha net söyleyebilirsiniz. Yani cildiniz.
bedenimizde. Bu retinoidler için tabii ki bu 3 ay meselesi, yani 3. ayın sonunda etkisini görmeseniz, bilimsel araştırmalarla saptanmış bir süre. Bu diğer dermokozmetiklerin içindeki retinoidler, yani retinol, retinal, bunlar için daha da uzun sürebilir. Onu söylemem gerekiyor. Bunlar için çünkü tam bir süre belli değil bilimsel araştırmalarda ve etkisinin görülmeye başlanması ve daha net etki görülmesi sadece 3 ay değil 6. ayı, hatta daha da uzun olabildiği söyleniyor. Çünkü bunlar hafif retinoid formları. Biz aslında bu retinoid ailesinin dermokozmetik formlarını daha geleceğe yatırım olarak ve işte cilt yenileme amacıyla kullanıyoruz. Aynı zamanda tabii ki bunlar cilt yenilerken işte kolajen artışını da yine uyarıyor anti-aging etkileriyle. O yüzden bunlarda etki daha da uzun sürede görülecektir. Ama tabii ki bunların kusturma yapma ihtimali de diğer daha güçlü retinoidlere göre. Çünkü onlar deride dönüşmüyor. Retinol deride tekrar diğer aktif retinoik asitlere dönüşüyor. Bu diğer retinoidler, retinoik asit formundakiler, tretioninler direkt aktif etkisini gösteriyor deride. Ama retinol iyi bir yanı deride depo edilebiliyor ve zaman içinde salınımlanabiliyor. Ama retinoik asitler de etkilerini direkt gösteriyor. Neyse, uzun lafın kısası. Sonuç olarak ne dedik? Retinoidler, azaleik asit, ahalar, behalar, yani eksfolyasyon yapan asitler bu kusma dönemini yapabilir. Bu dönemi kolay atlatmak için kombinasyonlar sınırlı tutulmalı, tek tek başlanmalı, rutine de birer birer eklenmeli. Bu asitler aynı anda kullanılmamalı ve en önemlisi cilt bakım rutininde bunları kullananların sabırlı olabilmesi, sabredebilmesi, en az 3 ay dedik. Evet, hyaluronik asit bir asit. Bu bahsettiğimiz eksfolyan asitlerden değildir. Yine C vitamini askorbik asit olarak ama eksfolyan bir asit değildir. Onlardan bunu yapmasını beklemiyoruz açıkçası. Adı her asit olan eksfolyasyon, yani cilt yenilemeyi hızlandırıcı, cilt soyucu asitlerden olmuyor. Bir de benzoil peroksit, aknede sık kullanılan bir etken madde. Onun da eksfolyasyon etkileri var. O da aynı şekilde kusturma yapabiliyor. Aklınızda olsun ilk 2-3 hafta. Ama diğer retinoidlere, azaleik asitlere göre kusturma etkisi daha düşük. Peki, o zaman sanırım kabaca anladım. Bir de şöyle bir fark var. Kusturma yapan asitler daha çok zaten aknelenen bölgelerde var olanları şiddetlendirdiği için zaten olan bölgelerde gözüküyor. Eğer sizin de aknelenmeyen bölgelerinizde akne çıkmaya başlıyorsa ürünlere karşı, bu daha çok iritasyon, yani o ürünün size iyi gelmediği, irite ettiği cildinize anlamına geliyor olabilir de deniyor. Ayrıca kusturmayla ürünün iyi gelmemesi arasındaki farkı anlamak için bu da güzel bir yön. Onun dışında nemlendiricilerin, asit içermeyen serumların, güneş kremlerinin kusturma yapmasını beklemiyoruz. Bunlarla ilgili herhangi bir reaksiyon gözlemliyorsanız bu ürün size iyi gelmiyor olabilir. Yine milyalar, işte bu beyaz küçük kistik yapılar, keratin kistleri sık olan kişilerde veya kapalı komedonlar, içinde lanolin, parafin yağı, petrolatum yağı, petrolatum olan ürünlerde arttırabileceği gösterilmiş. Onlara da dikkat edebilirsiniz. Normalde vazelin benim sevdiğim bir içerik. Yine işte kuruluklarda, tahrişlerde, cilt bariyerini onarmaya yardımcı ve işte dudaklara, ağız çevresine verdiğim bir ürün. Ama bu tarz kişilerde, yani bu milyalara veya bu kapalı komedonlara yatkın kişilerde bunlara arttırabileceği gözlenmiş. Bu tarz kişilere o yüzden önermiyorum. Onlar da bu içeriklere dikkat edebilirsiniz. Aldıkları ürünlerde. Ve tabii ki akneye meyilli kişilerin aldıkları ürünlerde non-komedojenik, yani gözenekleri tıkamayan, üzerlerinde yazması çok önemli. Hem güneş kremlerinde hem nemlendiricilerde ve light, özellikle ince dokulu su bazlı ürünler. Hatta jel kıvamında, çok şiddetli akne sonrasında jel kıvamında, jel formunda çok ince dokulu ürünler de var. Bunları kullanmasını öneririm. Evet, sanırım benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı, yorumlarınızı alabilirim. İyi günler diliyorum.